Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık 12. Menakıb Mesabih-i Şerif'te Sahih Hadisler babında Saat bin Ebi Vakkas'tan radıyallahu teala anı rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri Ali'ye radıyallahu teâlâ buyurdular ki, Senin ile ben, Harun ile Musa, aleyhimesselam gibiyiz. Benden sonra peygamber yoktur. Türpüştü, rahimehullah dedi ki, resul i Ekrem, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri, Tebük gazası için yola çıktıklarında, hazret Ali'yi Medine'de, ehli beytü üzerine halife bıraktı. Emretti ki onların işlerini görsün. Münafıklar işitip birbirine dediler ki Ali'yi halife bırakmaktan maksadı onun yanında bulunmasından, sohbetinden sıkıldığı için idi. Münafıklar böyle dediler. Hazret Ali münafıkların bu sapık sözlerini işitti. Silahını kuşanıp çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cürf atlı menzilde konaklamış idi. Huzuru şeriflerine varıp dediler ki: Ya Resulallah, münafıklar bu kölenizi halife etmenizin sebebini yanınızda götürünce sıkılacağınızdan ötürü olduğunu söylüyorlar. Habibi muhterem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: Münafıklar yalan söylüyorlar seni Medine'de bıraktıklarıma halife yaptım. Geri dön. Benim ehlime ve senin ehline halifem ol. Ya Ali, benim ile Musa aleyhisselam ile Harun aleyhisselamın olduğu gibi olmak istemez misin? Nitekim Hak Celle ve Ala buyurur. Araf 142. ayet. Musa kardeşi Harun'a kavmimde halifem ol dediğini haber vermiştir. Müslim şarihi rahimehullahü teala beyan edip dediler ki bu hadisi şerif o hadisi şeriflerdendir ki Rafizi ve diğer Şia fırkaları bunu senet olarak almışlardır. Bu hadisi şerife göre hilafet muhakkak Hazreti Ali'nin idi. Başkasının halife olmasına kendisi razı olmuştur bu fırkalar ihtilaf ettiler. Rafiziler sahabeyi güzini Hazret Ali üzerine başkasını üstün tuttukları için tekfir ettiler. Bazıları da çok taşkınlık edip Hazret Ali'yi de tekfir ettiler ki kendi kötü düşüncelerince hilafet kendinin hakkıydı. Niçin talep etmeye gayret etmedi? Bu taife mezheplerinin çok aşırılığı cihetinden ve akıllarının çok fesadından bunlar muhatap kabul edilmemiş ve sözlerine cevap verilmemiştir. Kadi rahimehullah buyurmuştur ki bu sözleri söyleyen kimsenin küfründe şüphe yoktur. Zira bir kimse ki bütün ümmeti tekfir eder, ilk asrı tekfir eder. Muhakkak ki nakledilen dini batıl kılmış olur. İslam'ı kötülemiş olup Allahü Teala muhafaza etsin kafir olur. Ama Gulat-ı Rafizi'den başkası bunların yolundan gitmemiştir. İmamiye ve bazı Mutezile sahabe Radvanullahi Teala aleyhi ecmaîn Hazret Ali'den radıyallahu teâlâ an, önce diğerlerini halife seçtikleri için hata ettiler, derler ancak tekfir etmezler. Halbuki bu hadisi i şerifte, bunların hiçbirine delil yoktur. Belki bunda, hazret Ali'nin, radıyallahu an faziletinin ispatı için delil vardır. Ama, gayriden eftal olmasına ve gayriyle misilli olmasına kinaye yoktur. Başkalarından üstünlüğü veya beraberliği anlaşılmamalıdır. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinden sonra halife olacağına işaret yoktur. Zira bu sözü Tebuk gazasına gittikleri vakt Medine-i Münevvere'de kendi yerine geçirmelerinde buyurdular. Yukarıda zikrolundu. Bu sözü kuvvetlendiren odur ki Hazreti Harun aleyhisselam Hazreti Ali'ye benzetilmiştir. Hazreti Musa aleyhisselatu ve selamdan sonra Harun aleyhisselam halife olmadı. Musa aleyhisselamın vefatından meşhur rivayete göre 40 yıl sonra vefat etti. Dediler ki o vefat ettiğinde onu halife yapmadı. Rabbine münacat etmeye giderken onu yerine halife yaptı. Harun aleyhisselam ondan sonra halife olmadı. 13. menakıb. Yine Mesabih'te anlatılan menakıbın meşhur olan hadisi i şeriflerinde zikrolunmuştur. Hazreti Ali radıyallahu teâlâ an buyurmuştur ki, Ekin tanesini bitiren ve insanı halk eden Allahü Teala'ya yemin ederim ki ümmi olan nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem beni kastederek Ali'ye ancak müminler sever. Ali'ye ancak münafıklar buz eder. Buyurmuştur. Müslim şarihi, rahimehullahü teâlâ, buyurmuşlar ki, bu hadisi sahihin manası şudur. Muhakkak ki bir kimse Hazret Ali'nin, radıyallahu teâlâ an, Rasulullah'a sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem yakınlığını Resulullah'ın Hazret Ali'ye sevgisini bilir ve Hazret Ali'den sadır olan şeyleri İslam'ın yayılmasında ve İslam'da hizmetlerini düşünerek bu sebepler ile Hazret Ali'ye muhabbet ederse o kimsenin imanın sıhhatine delillerden olur. Allahü Teala'nın razı olduğu ve İslam'a hizmetleri ve yukarıdaki sebeplerin aksine Ali'ye radıyallahu teala buz ederse o muhabbet eden kimsenin zıddı olup nifakı şiddetli olur, fesadı çok olur. Allahü Teala muhafaza etsin. 14. menakıb. Yukarıda bahsedilen hadis-i şeriflerden sonra Sehl İbn Saat radıyallahu teala an hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri buyurdular ki Hayber günü muhakkak ben bu bayrağı yarın bir şahsa veririm. Allahü Teala onun üzerinde fetih müessere eder. O şahs Allahü Teala hazretlerini ve resulünü sever. Allahü Teala hazretleri ve resulü de onu severler. O günün sabahında Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem huzuru şeriflerine süratle varanlardan her biri ümid ederler ki bayrak kendisine verilsin. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ali bin Ebi Talip nerededir? Dediler: Ya Resulallah, Hazret Ali'nin gözleri ağrıyor. Buyurdular ki: Adam gönderin getirsinler vardılar getirdiler. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek tükrüğünü Hazret Ali'nin gözlerine sürdü. Ağrıdan kurtuldu. Sanki hiç ağrı görmemiş gibiydi. Alemi bayrağı Hazret Ali'ye verdi. Hazret Ali dedi ki: "Ya Resulallah, kâfirler ile bizim gibi oluncaya kadar muharebe edeceğim." Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki rıfk ve sükûn üzere hareket eyle hatta onların topraklarına gir sonra onları İslam'a davet et Allahü Teala'nın İslam dininde onlar hakkında bildirdiklerine haber ver Allahü tebareke ve teala'nın senin sebebin ile bir şahsa hidayet vermesi muhakkak kırmızı develerin olup sadaka vermenden hayırlıdır. 15. menakıb. Mesabihin yine Hazreti Ali radıyallahu teala anh ile alakalı menakıbın hadisi i şerifler kısmında İmran bin Hasin radıyallahu teala anh hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki Ali benden ben de ondanım. Ali bütün müminlerin velisidir. Şârih Tayyibi rahmetullahi teala aleyh beyan etmiştir. Kadi rahimehullahü teala buyurdular ki Şia taifesi dediler ki tasarruf edici Hazreti Ali'dir. Ve dediler ki hadisi i şerifin manası budur ki Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem tasarruf ettiği her şeyde Hazreti Ali tasarrufa müstehak olur. Müminlerin işlerini görmek de tasarrufa girer. Onun için Hazret Ali müminlerin imamıdır. Biz onlara deriz ki müminlerin velisi olmayı halife, imam olmak manasını anlamak doğru olmaz. O zaman bütün müminlerin işlerini de üzerine almak icap eder. Zira Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri hayatlarında müminlerin bütün işlerini kendileri görürdü. Ancak vacip oldu ki vilayeti veli olmayı muhabbet ve buna benzer şeyler şekliyle anlamalıdır. 16. menakıb yine mesâbih i Şerif'te bahsedilen menakıbın meşhur hadisi i şerifler kısmında Abdullah İbni Ömer radıyallahu teâlâ an-hümâ hazretlerinden rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem hazretleri, sahabe-i güzin, rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain hazretlerini birbiri arasında kardeş kıldı. hazret Ali radıyallahu teâlâ an sonraya kaldı. Mübarek gözlerinden yaş akar, yani ağlar idi. Dedi ki, ya Resulallah, sahabe sahabeyi güzeğini aralarında kardeş kıldın. Beni kimseyle kardeş yapmadın. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin." Tirmizi rivayet etmiştir.